İyi huylu, kötü huylu olarak ayırabiliyor muyuz tümörü hocam? Şimdi şöyle, tümör benin malin, yani iyi kötü olarak ayrılır. Adı kanserse malindir ve kötüdür. Yani tümörler benin dediklerimiz vardır, iyi huylu. Yani sadece kendi bulundukları alanda büyüme gösterirler, sağa sola yayılmazlar. Malin dediğimiz tümörler ise kanserdir. Bunlar bulundukları ortamda yayılabildikleri gibi vücudun diğer bölgelerine de gitme eğilimindedirler. Buna müdahaleyi nasıl sağlıyorsunuz hocam? Kontrolleri altında tabii ki hastanın süreci geçiyor. Peki diyelim ki akciğerden bağırsağa aktarılan bir kansere nasıl müdahale oluyorsunuz? O aynı ilaç mı, aynı yöntem mi? Bu süreç nasıl değerlendiriliyor? Şimdi şöyle, eğer metastaz yaptıysa, akciğer kanserlerinin en sık metastazları genellikle beyine ve kemiğe olur. Bunlar için de çeşitli tedavi modaliteleri vardır. Eğer primer akciğerdeki hastalığı, yani akciğer bölgesindeki hastalığı da aktifse ve metastazları varsa, metastazlara bağlı şikayetleri varsa, ağrı gibi ya da beyne atladığında nörolojik bozukluklar gibi bir takım şikayetleri varsa, felç gibi, işte baş ağrısı gibi, görmede bozulma gibi, işte bir takım beyinle ilgili şikayetleri varsa, o zaman radyoterapi ile bunlar düzeltilir. Sonrasında kemoterapi ile devam edilir tedavisine.